Şimdi anlat bakalım. Ben yokken iyi idare ettin mi sinemayı? Aa, hem de nasıl. Gündüzleri John Wayne'nin Cehennem'den Dönüşünü oynatıyoruz. İkinci vizyon ama çok iyi gidiyor Nakip amca. Suare'de de Kazablanka hala oynuyor. Yaşa sen. Biliyor musun Nakip amca? Ben büyüyünce aynı senin gibi giyineceğim. Aynı senin gibi tesbihim olacak. Oğlum sallanmasana, çabuk ol, indir şunu. Oğlum sağ tarafı kaldır. Kaldır. Ulan ne beceriksiz adamsın be. Bir tabelayı takamadın. Ben tabelacı değilim ki patron. Dizgiciyim. Hayırlı olsun. Yakında bunun elektrikli olanını da asacağım. Şöyle yanıp şölenini. Antep'te ne kadar et kafa varsa bayram ediyor maşallah. Güven oyu aldılar ya Nakip abi. İyi misin Nakip amca? Kafam bozuldu. Hadi koş bana Bekir'den bir rakı kap gel. Ben de eve gideyim sana bir güzel Ali Nazik yapayım. Yaşa Nakip amca. O taşlı küpeleri alacağım. Çok para değil mi kız? Boş ver, öbür tarafa mı götüreceğiz? Arabacı dursana azıcık. Fıstık, geldi mi Nakip amca? Geldi, ne olacak? Şöyle yaklaş biraz. Peri sana selam söyle dedi. Akşam saza bekliyorum onu. Avucunu yala kızım, gelmez. Al, çikolata alırsın. Unutma ama. Unutmam. Tamamdır arabacı başı, gidelim. Kız Peri, sen bu sinemacıya fena taktın kafaya. Hem de çok fena. Ama çok yakışıklı. Eline sağlık Nakip amca, çok güzel olmuş. Bal şeker olsun. Ha, unutuyordum. Peri diye bir kız var ya, selam söyledi sana. Dün gece seni rüyamda gördüm Nakip amca. Antep Kalesi'nin üstündeydin. Sırtında pelerin vardı. Elinde de kılıç. Kılıcını bir salladın. Kalenin altındaki herkesin sakalını kestin. Bak sen. Peki sonra? Gökten sakal yağmaya başladı. Sen güldün. Sonra da kendini kalenin burcundan aşağı attın. Hayırdır inşallah. Sonra öldün mü? Ölmedin. Sen daha havadayken tam 11 kişi belirdi bulutlarda. Gary Cooper, Tyrone Power, Humphrey Bogart, Errol Flynn, Bela Lugosi, Peter Lorre, Tarzan, Tom Tiller, Henry Fonda, bir de Boris Karloff. Vay vay vay. Yetişip seni havada yakaladılar. Ne şanslısın Nakip amca. Ben sana demez miyim sinema bir mucizedir diye? Bak bakalım beğenecek misin? Sağ ol Nakip amca, çok güzel olmuş. Bum. Bum. Olmen. Bir tabanca daha yöntersin değil mi Nakip amca? Çifte tabanca lafı alırım. John Wayne gibi. Olur. Yontarım. Yarın geliyorum değil mi Adana'ya? Hayır. Hani söz vermiştin? Söz vermedim. Bakarız dedim. Ya söz verdin. Geliyorsun ulan. Tamam tamam. Aslan Nakip amcam benim. Büyüksün be büyük. Yahu Hasan Usta, bu Zuhtu hepten kafayı üşüttü. John Wayne'in filmini seyretti ya, sinemada hangi hafiyeyi görse onun kılığına bürünüyor. Zaten bizim Antep'in bir delisi meşhur, bir de fıstığı meşhur. Bu olan önceleri böyle değil. Ev vermek lazım, ev vermek. Çek silahını Zuhtu abi. Bum! Aslan Akif abi. Aslan Akif abim benim be. Sen olmasan Antep karanlıkta kalırdı vallahi. Sağ ol koçum. Seni çok üzüldük ana. Bum. Görüyorsun değil mi anne? Neredeyse akşam ezanı okunacak, bu oğlan hala meydanda yok. Serseri olacak bu gidişle. Ya ne isteyeyim? Mektebini bitirmedi mi? Takdir getirmedi mi? Bırak da gönlünce bir tatil etsin. Etsin bakalım. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Allah şefkat ya. Hah. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Kız gülümser. Yardım et de şu kilimleri serelim. Tamam anne. Tanrı'dan başka yoktur tapacağım. Öf, yine kızartma. Yine patates kızartması. Tanrı'dan başka yoktur tapacağım. Bum! Aney! Aman ne bari neyle? Ümit sen gel bakayım buraya. Ne bu yüzünün gözünün hali? Şey anne düştüm. Düştün mü? Dur bakayım. Aa, gömleğini de yırtmışsın. Aferin oğlum sana, aferin. Anne affet beni anneciğim. Bir daha olmaz dur. Anneciğim lütfen. Dur. Hadi koş. Üstünü başını değiştir. Geç kalma, yemeğe oturuyoruz. Ben yedim. Ne yedin? Ali Nazik. Ali Nazik mi? Hem de ben size. Nerede buldun da yedin? Nakip amcam yaptı. Bal şeker olsun torunuma. Çok yüz veriyorsun buna anne. Zaten zapt edemiyorum. Sen benim torunumun gıçını gıçını. Of anne ya. Lingo 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 ley. Çamura mı düştün kız densiz? Rakıda mı içtin sen bensiz? Lingo lingo şişeler. Çamura mı düştün kız densiz? Rakıda mı içtin sen bensiz? Nay 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 nay. Lingo 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 ley. Çamura mı düştün kız densiz? Rakıda mı içtin sen bensiz? Nay 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 nay. Gülümser. Ah gülümser. Biricik aşkım. Nay 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 nay. Lingo 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 ley. Çamura mı düştün sendensiz? Naber bacaksız? Annenden yedin mi yine zılgıtı? Yedim yemedim sana ne? O zaman sen de saman ye. Nay 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 nay. Şey gülümser akşam geliyor musun sinemaya? Bilmiyorum, Niyazi gelecek bir sorarım. Lingo lingo lingo. Niyazi gelecekmiş. Keşke vermez olaydım. Seni nereden sevdim? Keşke sevmez olaydım. Sana nereden gönül verdim? Ah keşke vermez olaydım. Niyazi! Bu ne hal böyle ha? Radyo dinleyeceğine işini doğru dürüst yap. Dizgine imla hatalarıyla dolu. Elimden geleni yapıyorum patron. Yapıyormuş. Babanın hatırı olmasa. Hı. Babanın hatırı olmasaymışmış. Gülümser daha uyumamış. Boş ver o sitikli gülümser. Hele sen beni, ben sana daha güzel dalacağım. Ya ben başkasını istemiyorum. Hani Arap filmi vardı ya. Leyla Murat oynuyor. Ondan daha güzel. Kolları bembeyaz kız. Saçları kalçalarını dövüyor olucu. Ne diyorsun yine ya? Bir sussana ya. Ay. Ne dürtükleyin. Sonacığıma lingir lingir oynayan bebeler olucu. Öyle bir kız alıcıyımsa. Ya of nine ya. Dur da oyayım ya. Ne o? Korkuyor musun? Uçurum var Nakif amca, korkuyorum. Sen korkacak adam mısın be Ümit? Bir şey olursa başlarsın uçmaya. Sen anlatmadın mı? Beni bile kurtarmaya 10 hafiye gelmiş. Seni kurtarmaya 100 hafiye gelir. Sahiden gelir mi Nakif amca? Koşar be Ümit. Tabii koşar. Antepli Salcı Hanefi Baba vardı. O ne yapıyor? Tövbe etti bıraktı. Oğlu geçti yerine. Gelince uğrayalım. Oğlunun adı ne? O da Hanefi. Antepli Sazcı Hanefi Baba. Drakula. Bela Lugosi. Bunu alalım Nakip amca. Ne olursun. Ne dersin? Doğru. Çok iş yapan bir film. Şarlo'nun kısa filmlerinden var mı? Bir yerlerde olacak. Ne yapacaksın o sessiz filmleri? Korku filminden önce komik film takarsak seyirci daha çok korkar. O evet Bela, her şeyden anlıyor. Ne yapıyorsun sen? Kendi filmimi yapıyorum. Merhaba, aynı işler. Merhaba. Ne diyor bu ya? Ezan, o akıllı mı ezan? Demokrat Parti ezanı Arapça okutuyor. Eski günlerdeki gibi. Yağsız olsun. Ablacığım şu gülümser işinden hala haber çıkmadı mı? Acele etme yeğenim. Bu işler yavaş yavaş olur. Bakacağız bir hal çaresine. Ne kadar? Aman abla senden de mi alacağız? Sen bu işi ihmal etme yeter. Aklıma soktun bir kere. Ablan kurban olsun sana. Ablasının gözeli. Çocuk gibisin Niyazi. Hep senin dediğin olacak. Ama annem diyor ki... Annem. Senin kendi fikrin yok mu Niyazi ya? Ama annem haklı of, gülümser. Of! Ne değilsiniz çifte kumrular? Cilveleşi misiniz? Oturamam ben o evde Niyazi. Ya nesi varmış? Gül gibi ev. Bir salonu var. İstersen at koştur. Hah! Bir de kovboyculuk oynayalım istersen. Bir balkonu var, Cihan Yumma gibi. Orada Romeo ve Juliet'i oynarız artık. Kuzum annenlerin evine bakıyor o balkon. Ben biliyorum başıma gelecekleri. Bak annem hakkında annenin böyle konuşma gülümser. Annenin bizi ayrılmıyorsun değil mi? Hay anana bir, sana iki. Bak haddini aşıyorsun gülümser sonra... ne olur sonra? Sana olan aşkımı suistimal ediyorsun gülümser. Allah. Sonra kırılan kalbimin mimarı olamazsın. Ay. Bak bak. Şuna bir bak. Nasıl güzel bir parça. Bak. Eh, bunu Gülümser'in çeyizinde kullanırız. Nasıl nişanladın kızını o sümsük Niyazi'ye? Gazotada 3 kuruş maaşla çalışıyor. O işe de babası zorla koymuş. Ben diyenlerin yalancısıyım. Demem o ki, Gülümser'de bu güzellik varken... Allah çirkinler bahtı versin. Evde kalmasın da sonunda. Aa. Kız büyür bahtı beraber büyür demişler komşu. Gülümser'e koca mı yok? Bizim Hamza var misal. Yeğenim diye söylemeyeyim. Dalyan gibi delikanlı. İstiysen bir ağızlarını yoklayam. Tamam. Hayırdır Fitnat teyze? Fısır fısır yine. Hayırdır kızım, hayırdır. Neyse sonra konuşurum, tamam, komşu. Tamam. Bana müsaade. Ümit. Annenin senden şikayeti var. Aklı fikri sinemada. Okumada gözü yok diyor. Okulu bitirdim ya öğretmenim. İlkokulu bitirdin. Hani bunun ortası, lisesi, üniversitesi? Ben daha fazla okula gitmeyeceğim ki. Nakip amcam gibi sinemacı olacağım. Beni iyi dinle. Okuyan insan sinemacı da olur, her şey olur. Bak yukarıda ne yazıyor. Ne demek bu? En güzel yol gösterici bilimdir, bilgidir demek. Okuyan insan her işi en iyi, en mükemmel şekilde yapar demek. Nakip amcanla konuşurum. Okumazsan sinemanın kapısından içeri sokmaz seni. Okuyacaksın. Söz mü? Söz öğretmenim. Okuyacağım. Film gezer mi bari? Öf, bir tokat atıyor Gilda denen kıza. Göreceksin nene. Sonra? Güzel abla gel. Pavyon mu olmuş burası? Gazetenin yeni tabelası nene. Görmemişim oğlum. Çekmiş çükürü koparmış. Oturamadın mı sidikli Gülümser'in yanına? Ya bir sus ya. Şunlara ya. Sen sinirlendikçe üstüne üstüne geliyorlar. Canım benim. Aşkım sakin. Ooo Nakip abi hoş gelmişsin. Hala alışamadın şu şakalara be Akif. Ahmet bıraksa ben göstereceğim onlara ama... Kalbim doldu seninle, geçti ömrüm elinle. Hadi hoş geldiniz. Şimdi de köy enstitülerini kapatıyorum. İktidara gelir gelmez yaptılar yapacaklar. İyi değil bu işler Nakip abi. Ezanı tekrar Arapça yap. İlim irfan yuvalarını kapat. Atatürk'ün mezarda kemikleri sızlayacak. 46'da da kazandıydılar da Paşa Hazretleri vermediydi iktidarı bunlara. Ya bunların ya da paşanın başına gelecekler. Bizim başımıza olmasın. Nakip Ali'nin sinemasında şaheser bir Türk filmi, onu ben öldürdüm. Büyük dram, şaheser bir Türk filmi. Ağlamaktan mendilim çürümedi, mendilim sağlam dilinin parası iade. Bu akşam Nakip Ali'nin sinemasında. Ağlamaktan içim dışıma çıktı kardeş. En azından kavuştuklarına o kızın başına geldi. Seni sevdim, canımızı okudun. Filmin sonuna iyi bitirsen cezamı kesiyorlar. Dur sağ. Hadi görüşürüz. Gazel yok mu? Annesi hastalanmış, hastaneye götürdü. Filmi kim oynatacak? O zamana kadar gelmezse ben. Sen mi? Gazel abi öğretti bana. Geç bakalım makinenin başına. Şimdi filmi oynat. Aferin be. Benim söylediğim yerden keseceksin, son yazısını bağlayacaksın. Neden Nakip amca? Evladım, filme mutlu son yapıyoruz. Filmi gönderirken gazel tekrar ekler. Nihayet gelebildin. Affet. Affet beni Leyla. Artık senden hiç ayrılmayacağım. Ben bu filmi daha önce görmüştüm. Kız ölüyordu. Saçmalama canım. Film dediğin günden güne değişir mi hiç? Vallahi ölüyordu. Nasılsın Nakip? Saza gelmiyorsun. Özlettin kendini. İşten güçten fırsat olmuyor. Hadi Peri oyalanma. Gidelim. Çatlama. Nakip, bu film böyle mi bitiyordu? Ben değiştirdim sonunu. Ay sen çok yaşa Nakip. Ellerin dert görmesin. Ver şunu lan. Şaka yaptın be. Güzel güzel istesene oğlum. Al senin olsun. Bende bir tane daha var. Sen John Wayne'in Cehennemden Dönüş filmini gördün mü? Görmedim. Oho bir görsen var ya, adam bütün Kızılderilileri öldürdü vallahi. Merhaba Zuhtu abi. Merhaba çocuklar. Zuhtu abi Amerika'ya gitse sıkı bir afiyet olurdu. Bütün Kızılderilileri teker teker öldürürdü. Öldürürdü. Hadi. Timsahlarla, kaplanlarla, aslanlarla dövüşen Tarzan, Nakip Ali'nin sinemasında. Tarzan maymun adam. Arkadaşım yemekte girsin mi Nakip amca? Parası yokmuş. Ha? Bir kerelik. Girsin bakalım. Hadi gel. Nakip amca. Mıstık da gelsin mi? Ne olur. Tamam tamam. Girsin o da girsin. Hadi gel. Geçin ulan. Hepiniz geçin. Beleş girin köfte horlar. Yaşasın! Aslanım be! Dur koçum be! Oley be! Tasel abi, hı. Tarzan'dan birazcık kesip versene. Ben de kendime göre bir film yapacağım. Şöyle içinde bütün afiyelerin olduğu. Olmaz oğlum, olmaz. Bu filmler başka yerlerde de oynayacak. Ya birazcık verirsin be Gazel abi, belli olmaz. Ya oğlum olmaz lan. Nakip duyarsa beni işten kovar. Hadi sen topukla bakayım. Hadi hadi. Alacağın olsun Gazel abi. Elbet senin de bana bir genişin düşer. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Nasıl öğrendin bunu hemen? Senden sonra filmi 2 kez daha izledim ben. Ayla kız. Bizim o film artistlerinden nemiz eksik ha? Hı, bir boyamız eksik. İstanbul'a gitsek artist yapmazlar mı bizi? Kapışırlar Allah'ıma. Buradan kaçalım, gelir misin benden? Orospu olur çıkarız. Aman sen de. Gelmezsen gelme, ben giderim. Gidemezsin. Giderim. Şayeste teyzeye söylemezsem. Şayeste teyze... Sus be kızım ya, şaka yaptım. Gider miyim hiç? Ver bakayım o aynayı bana. Ormanlar Kralı Tarzan şimdi nasıl uçuyor görün bakalım. İn aşağı lan Umit, şimdi aşağı düşeceksin. Tarzan'ım oğlum ben, uçarım. Ulan Tarzan'sın. Çita maymunu sen de. Şimdi görürsünüz. Ay şuna bak, kız kendini Tarzan sanıyor. Kızım senin aşık salağın biriymiş. Ben sana dememiş miydim düşersin diye? Sana ne lan? Düşersem düşerim. Ne oldu? Çok mu acıyor? Sana ne? Aferin. Heh. Gelecek haftaya bir şeyciği kalmaz. Bana can kurtaran fitnat derler. Öyle demezler. Fitneci fitnat derler. Omuzunu hırpadanak yerine oturttum. Aklınızda bulunsun. Doğum, kırık, çıkık benden sorulur. Sonracığıma... Tamam, tamam. Senden sorulur. Öğretmenimiz koca karı tedavileri insanı sakat bile bırakabiliyor diyor. Ben sizin öğretmeninizi bilmeyeyim mi? Estüdülü Ömer o. Neli neli? Sen anlayacaksın kızıl komünist. Sensin komünist, fitneci karı. Umit. Ama anne... Kes sesini diyorum. Kusura bakma Fitnat abla, çocuk işte. Ama... Hadi uzun etme sen de. Allah razı olsun. Çabuk iyileş. Sinema seni bekliyor. Fitneci Fitnat, fitneci Fitnat, fitneci... Sen ne zaman ayaklandığında hergeliliğe başladın, piç kurusu? Sana ne, fitneci Fitnat? Bana bak, ben Nakip Ali filan tanımam, alırım ayağımın altına ha! Fitneci Fitnat, fitneci Fitnat... Gemilerde talim var, Bahriyeli yarim var. O da gitti sefere, ne talihsiz başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim, almazsan karakola gideceğim. Aa, o halin ne? Ay, tıpkı ıslak sıçana dönmüşsün. Dönmüşsem sana ne? Saman ye. Şu Antep'in kızları Recep diye ağlaşır. Recep hani kim kız? Niyazi vardı, bir de Recep mi çıktı başımıza? Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim, almazsan karakola gideceğim. Aman be. Ümit, ne o saçın başın hali? Deliye mi girdin sen yine? Vallahi girmedim anne. Hani sokakları sulayan araba var ya, o geçiyordu da. Yakalayamazsın ki, yakalayamazsın ki, yakalayamazsın ki, yakalayamazsın ki. Ninem beni yakalayamaz ki. İn aşağı oradan eşek sıpası. Elime geçirince ben sana ne edeceğimi bilirim. Elime sonuna ineceğim. Ne gülüyorsun kız? Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Aferin çalışkan oğluma. Koç bu, koç be. Oo Şakir Beyciğim, hoş gelmişsiniz. Şerefler getirmişsiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Aa, rica ederim, buyurun. Oğlum, bize iki çay söyle. Mirim, bahsettiğimiz şu pamuk işini düşündünüz mü? Azizim, hanımla... Bizim hanımla mütalaa ettik. Doğrusu aklımıza yatar gibi oldu. Ha, şöyle. Hadi birer pro içelim. Buyurun küçük hanım. Bayanlar önden. Teşekkür ederim. İş uzadı, iş. Benim de evime. Bir şey. Ben de geliyorum. Bakalım ne olacak? Bana hakaret ediyorsunuz ha? İkinizin de cezasını vereceğim. Sizi kovduracağım. Peki. Niye başıma vuruyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun? Sus be adam! La üstte filmi seyredelim ya! Konuşma lan! Ayıp denen bir şey var ya! Ya sus be kardeşim! İşleri karıştır! Otur otur bir yere! Ver kardeşim! Otur! Yine benim başımı belaya sokacaktı. Sayın seyircilerimiz, maalesef bütün şehirde elektrikler kesik. Elinizdeki yarım biletlerle elektrik geldiğinde hangi filmi isterseniz seyredebilirsiniz. Duydunuz mu lan? Elektrik bir hafta boyunca gelmedi. Tam bir hafta karanlıkta kaldı Antep. Bir haftadır yatıyoruz. Ben şu elektriğe bir bakayım. Komiser. Şşt! Ümit gel gel. Al bunu. Ne olacak bu? Akif'e ver. Sakın kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Bunu da al. Kendine gazoz alırsın. Allah Allah. Ne var lan? Ne istiyorsun? Akif abi, sen aşk nedir bilir misin? Vay köpoğlu. Bunun için mi çağırdın beni buraya? Bilirim. Ne olacakmış? Kulağına söylerim. Söyle bakalım. De git. Yersin sumsu. Ya ne olur be Akif abi. Ölür müsün? Yüreğim yanıyor, yüreğim. Hay senin yüreğine. Mektup, mektup. Ben de sana sen ne sandın? Mektubunu vermem. Ver şu mektubu bana. Mektup, mektup. Gebertirim ulan seni. Ver diyorum. Bana ne? Postan mıyım ben senin? Şimdi yırtarım ben, şimdi yırtarım. Dur, yırtma. Tamam Allah'ın belası, yapacağım istediğini. Merak etme, şimdi yanacak. Büyüksün Akif abi be, al mektubunu, helal olsun sana. Vay başıma gelen. Pavyona dönmüş burası. Dünya ay aleme rezil mi edeceğim bizi zilli? Terbiyesizler. Bula bula çalmak için bizim gazetenin harflerini mi bulmuşlar? Niyazi kim yaptı lan bu işi? Vallahi bilmiyoruz patron. Biz geldiğimizde böyleydi. Sana. Allah'ın belası. Arkadaşlar, işte şehri elektriksiz bırakan musibet. Ziftin pekini yiyesice ana kabloyu kemirmiş. Bari kedi gibisin arkadaşım valla. Ama öylesini yakalamışsın. Gene de bravo değil mi arkadaş? Alkış alkış. Ooo, meşhur oldun be Akif. Ben zaten meşhur değil miydim? Bravo sana be. Akif. Helal olsun Akif. Sinema sana bir sene beleş. Kore Savaşı'na asker göndermemiz... Atlantik Paktı'na girmemiz için köprü olacaktı. Merhaba. Merhaba Nakip abi. Yuh. Patlıcan 20 kuruş. 2 hafta evvel 12 kuruştu. Sen ya sayı yazmasını bilmiyorsun ya da... Ne yapalım Nakip abi? Pahalı alıp pahalı satıyoruz. Senin harpten haberin yok galiba. Kore'deki harpten bizim patlıcanlara ne? Yakaladım seni. Hani filmler kesilmezdi? Hani geri gidecekti? Senin Nakip amcama söylemezsen. Tamam, tamam be oğlum. Filmlerin bütün kahramanlarından isterim. Yoksa karışmam. Tamam, vereceğim istediklerini. Söz mü? Söz, söz. Hadi sen git şimdi. Hadi sen lan. Al bakalım. Aslan Kadir abim be, aslanım be. Ne oluyor orada? Yok bir şey. Sen az gel benimle. Geç hadi şöyle benim makamıma. Al bakayım şunu. Kalemi de al. Önce bir tarih at. Şimdi yaz bakalım Katip Efendi. Antep Belediye Başkanlığı Yüksek Katına. Katına. Satır başı yap. Her şeyin ateş pahası olduğu bu günlerde bizim biletler hala 25 kuruş. Nokta. Nokta. Biletlerin 30 kuruşa çıkarılması için gereğinin yapılmasını en içten saygılarımızla arz eder, virgül, hürmetler ederiz. Ver bakayım şunu, fiyakalı bir imza çekeyim. Sinemacı Nakip Ali. Affedersiniz. Sevgili din kardeşim, bu kadın benim karımdır. Arabistan'da evlenmiştik. Merhaba Mario, atlarını aldın mı? Şu herifin oturuşuna baksana. Lütfen baba. Uzatmış. Bakın, kızınızın bana ait olduğunu gösteren bir delil. Onu seviyorum, gerçekten. Gördünüz mü? Sen çok. Hadi gel, beni götür. Beni nereye götürüyorsun? Ciğerimin köşesinin ta köşesine. Beni kurtardın. Ona aldırmayın. Kendisi benim karım olur. Oda numaram lütfen. Bir saniye beyefendi. Oda numaranız 158 efendim. Umarım burada hoşça vakit geçirirsiniz. Mutluluklar dileriz. Ulan ne kılıbık adamsın be. Tamam, rakılar da benden, hepsi benden. Nakip abi, zam işi yattı. Belediye kabul etmiyor. Giremezsin. Başkanım, biletleri 30 kuruş yapmak istedik. Aldığımız cevaba bak. Sinemaya kalorifer taktırmak, koltukları marakön kaplatmak şartıyla. Başkan, başkan! Pazarda biber kendine kalorifer yaptırdı da mı fiyatı 8 kuruştan 10 kuruşa çıktı? Patlıcan kendini marakönle mi kaplattı da 12 kuruştan 20 kuruşa çıktı? Sinirlenme Nakip. Bir yanlışlık olmuş. Bakarız bir çaresine. Bu filmden 2-3 metre istiyorum. Bu bobinden olmaz. Bu bobinden. Yoksa sen bilirsin ötesini. Çattık ya. Tamam Allah'ın cezası, tamam. filmi komiserim istedi Nakip abi. İstediyse istedi. Dingo'nun harım burası. Sinemanın da bir adabı var. Ne yapmış bu adam? Orada burada harp aleyhinde Amerika ile dostluğumuza dil uzatacak şekilde konuşuyormuş. Koskoca Amerika'yı müdafaa etmek sana mı düştü be Adem? Ne edek, biz de emir kuluyuz Nakip ağa. Tamam. Bekleyin 2 dakika. Bir ihtiyacın olursa haber sal. Elimizden ne gelirse yaparız. Merak etme. Eksik olma Nakip abi. Eninde sonunda bırakırlar beni. Bir suçum yok ki. Bırakırlar tabii. Bırakırlar. Sen yine de habersin. İyi olmuş. Kızıl komünistin biriydi. İftira atma, partinin düdüğü sende. Ulan ben senin... Durun yapmayın. Yapmayın lan beni. Koca adamlarsınız. Ayıptır bu yaptığınız. Yapmayın ya. Bırakın be. Gaziantep İstanbul seferini yapmakta olan yolcu treni aydan çıktı ve ilk belirlenmeye göre 226 yada oldu. Sevgiliciler, Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasını protesto etmek için Türk Barışseverler Cemiyeti'nin dağıttığı broşürler polisçe toplatıldı. Cemiyet Başkanı Beylice Moran ve Genel Sekreteri Adnan Cemil hakkında soruşturma açıldı. Ulan bu kaçıncı? Memlekette okumuş, mürekkep yalamış kim varsa tevkif ediyorlar. Ulan gene sidik gibi yapmışlar çayı be. Her senin çayını. Çekilin. Uf, makinaya bak. Kız gibi. Bu herif nereden bulmuş onca parayı? Pamuk işinden. Niyazi'nin babasıyla ortak pamuk almışlar. Savaş patlayınca 4 katına fırlamış pamuk fiyatları. Döndüler köşeyi. Ulan taneye bak. Bizim bir kere yüzümüze gülmez ki. Canına yandığımız. Oho Nakip'ciğim. Seni yerde ararken gökte buldum. Bugün Kore'deki Türk Tugay'ı önemli bir Çin saldırısını durdurmuştur efendiler. Bravo, aferin bizim aslanlara. Kore Harbi'nden filmler geçti elime. Ayrıca hükümet Kore şehitlerimiz için Süleymaniye Camii'nde mevlüt okuttu. Görüntülerini bana gönderecekler. Sana vereyim de onları filmlerden evvel göster. Hiç verme. Göstermem. Ne demek göstermem? Vatanına karşı vazifen ya. Ulan ciğeri 5 para etmez. Ulan üçkağıtçı pezevenk. Vatan vazifesini senden mi öğreneceğiz? İstiklal madalyası bu. Görmediysen gözünün çayrını aç da bak. Bak! Bombacı Mücahit Nakip demişler bana. Gaziyim ben. Bütün Antep gazidir. Vatanımızı kelle koltukta savunduk biz. Şimdi savaş yırtkanlı sana mı düştü lan? Ne yaptı sana Çinliler? Ne işi var Mehmetçiğin Korelerde? Ben senin hesabını bilmez miyim? Rezil! Çekilin lan siz de oradan. Defolun. Nereye gidiyorsun Ayşe? Bugün gelip giden yok gayrı. Hadi biz de gidelim kardeş. Hadi gidelim. İçeride 3 kişi var Nakip abi. Film oynatalım mı? Bir kişi bile olsa oynatacaksın. Akşama şazemi takalım mı Nakip amca? O hep iş yapar. Sinema senin. İstediğin filmi tak. Ben bugün Adana'ya gidiyorum. Sinema sana teslim. Tamam Nakip amca. Çocuklar herkes yerlerine. Dikkat, başlıyoruz. Ben Apaçilerin reisi Jeremimo. Ben de Kovboylar Kralı John Wayne. Ben de Gangsterler Kralı Al Capone. Hav 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 hav. Boş versene sen. O sadece tabanca değil ki. Ben de zalimlerin düşmanı Zorro. Ben de zalimlerin zalimi Kaptan Kit. Bang! Aa. Ben de Kaptan Marvel, Dev Adam Shazam. Dev Adam Shazam mi? O da kimde? Uydurma lan, öyle bir hafiye yok ki. Olmaz olur mu oğlum? Tomtiler oynuyor, harika bir film. Haydutlar tam kızı kaçırıyor. Şefim! Tam buradan 3 metre istiyorum. Şazemin uçtuğu yerden. Tamam ulan tamam. Başımın belası. Hangi filmi getirdin Nakip amca? Bomba. Haç Yolu. Eyvah. 2.80 yatar. Oynadığı her yerde hasılat rekorları kırıyor oğlum. Bu film sayesinde sinemayı batmaktan kurtaracağız. Nakip Ali'nin sinemasında Hac Yolu. Hacıların Kabe'yi tavaf edişleri, şeytan taşlama. Bu filmi 7 kere izleyen hacı oluyor, 3 kere izleyen yarım hacı oluyor. Nakip Ali'nin sinemasında Hac Yolu. Nakip Duyduk duymadık demeyin. Evladım 2 sefer gördüm, 3.'ye param yetmedi. Şimdi ben yine yarım hacı olabilir miyim? Geç teyzeciğim. İstediğin kadar seyret. Sana beleş olsun. Allah senden razı olsun. Bilmiyorum. Şurası. Geç otur. Ben seni sonra alırım. Tamam. Sen seyretmiyor musun Ümit? Bu yaşta hacı olunur mu ki? Ulan eşek sıpası. Aklını mı sıçrattın? Hele sen o nişanı bir at, bak ben de seni evden atmaz mıyım? Atarsan at anne. Ben Niyazi ile evlenmek istemiyorum. Sevmiyorum Niyazi'yi, sevmiyorum işte, zorlama. Karış karış dilim var. Harup çekirdeği kadar aklın yok. Bak kızım, babası milyoner oldu. Talih tam yüzümüze güldü derken nişan atmayı nereden çıkardın? Of anne, üstüme gelme. Yeter artık, yeter. Kız sen o nişanı bir at, seni bir dakika bu evde tutmam. Bak Allah'ın adını veriyorum. Saçımı Nakip amcamınki gibi kes, ona göre. Fiyakalı yap ha. Adana'ya pavyona götüreceğim onu, kızlar beğensin. Ne dersin Ümit? Nakip amcam istedikten sonra gideriz. Ama Peri ablama da söylerim. Şimdi eğ kafanı. Of, kollarım koptu. Şuradan renkli ibrişim bakacağım, sen doğru eve. Bana bak, yolda oyalanma sakın. Bu gülümserli annesi var ya, başlarına devlet kuşu konmuş. Tutmuş Niyazi ile nişana atmışlar. Dur Ümit, nereye? Ne o Ümit? Soluk soluğa böyle. Nişana attın mı sen? Attım. Annem delirdi. Bursa'ya yolluyor beni. Bursa'ya mı? Abimin yanına. Ama iyi oldu, kurtuluyorum buradan. Neyse hadi sonra görüşürüz. Gitme gülümser. Ne olursun gitme. Nakip amca neredesin? John Wayne'i çağır. Errol Flynn'i çağır. Gülümser gitmesin. Şazem'i çağır. O cadı annesini uçursun götürsün. Git karını. Kalk hadi. Daha uyuyup durayım mısın? Neredeyse ölen olucu. Gülümser. Ay hiç duymayayım. Gitme. Ay, ya ne bu çocuk? Ümit! Neredesin çocuk? Neredesin? Ne bari neyle? Ümit baygın yattı. Çok hasta. Sesin Nakip amca. Hani Adana'ya gidecektik? Gel artık. Ne olur. Geldin mi Nakip amca? Ne oldu Tarzan? Kargalar mı gagaladı? Anası da pazar alışverişine gitti. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Sirkeyle ovmak gerek. Ben küçükken ateşlenince nenem sirkeyle ovardı. Ertesi gün top gibi havaya fırlardım. Hay aklında bin yaşa sen. Gülümser. Kız gülümser. Ne var Sütlü nene? Ümit çok hasta. Bir tas sirke kap gel. Bizde kalmamış. Candan Tarzan, Jane geliyor. Gülümser mi geliyor? Hı hı. Hadi canlan Ümit, canlan biraz. Ne o Ümit? Yatak döşek böyle. Hadi geçmiş olsun Tarzan. Yolcu yolunda gerek. İyi ol da sana bir alinazik yapayım. Sirkeyle iyice oğun ha. Hadi eyvallah. Güle güle. Anası da gitti gelmez. Benim kollarımda ovacak derman mı var? Ben ovarım teyzeciğim. Kıpraşma, iyi olacaksın. Aman Allah'ım. Gülümser beni okşuyordu. Bu okşamak değildi. Başka bir şeydi bu. İlk defa tattığım bu zevk öldürecekti beni. Kendini tabancayla vurdu. Olmadı. Niyazi kendini intihar etti. Tamam bu. Değer miydi be? Değer miydi ha? Söyle, değer miydi ha? Değer miydi? Niyazi? Ulan Niyazi! Ben ölmedim mi? Ulan sen kim, kendini öldürmek kim? Vallahi tam tetiğe basıyordum. Korkudan bayılmışım herhalde. Rezil kepaze ettin dünya aleme bizi. Güle güle demek yok mu? Temelli gitmiyorum ki, yine geleceğim. Bak bunu da sakın kimseye söyleme. Gidiyordu. Acaba bir daha görebilecek miydim onu? Gülümsersiz bir anda. Biraz dertleşelim seninle. Bu kadar üzülecek ne var? Kim ölmüş bugüne kadar aşk acısından? Ben çekmiştim bu fotoğrafı. O zamanlar ben de gençtim. Daha 20 yaşındaydım. İstanbul'da bir fotoğrafçı dükkanı açmıştım. O da bizim dükkanın karşısındaki kuaförde çalışıyordu. 17 yaşında ya var ya yoktu. O kadar güzeldi ki. Gülümsediği vakit küçük bir kuş kanat çırpardı. Kuş mu? Nerede? İşte burada. Bir gün geldi bana dedi ki fotoğrafımı çek ama çok güzel olsun. Artist olmak istiyorum dedi. O dünya bir kurtlar sofrası. Sen daha çok küçüksün, korkmuyor musun diyordu. Onlar benden korksun diyordu. Meşhur olacak, herkesi kendine hayran bırakacaktı. Bir aralık benim ısrarlarım karşısında vazgeçmişti. Sonra? Sonra İstiklal Harbi çıktı. Antep işgal edildi. Vatan savunulacak dediler. Antep'e dönmeye karar verdim. Ben de çete olacak, ben de dağlarda savaşacaktım. Gitme dedi. Anlamıyordu. Gitme demek kolay. Gitmemek olmazdı. Vatan tehlikedeydi. Savaş kazanılınca İstanbul'a hiç dönmedin mi? Döndüm. Ama Sacide'yi ara ki bulasın. Beklememiş mi seni? Beklememiş. Bir kaçak var, halledemedim bir türlü. Halledemedin ha? Heh, bir işi beceremedin. Otur şuraya. Al şunu da rahatına bak. He, ben hallederim. Dikkat et, antrenman yapmasın. Mama! Ama en çok Akif. Onun için yaşamanın bir anlamı kalmamıştı. Komikti ama o da öldü. Nakip abi, monşer kılıklı biri geldi, seninle görüşecekmiş. İyi günler efendim. Ben Deniz Tahsin Gürler. Şadi Rıza Tiyatrosu'nun rejisörü ve baş aktörüyüm. Ben Deniz kiminle müşerref oluyorum efendim? Nakip Ali. Buyurun oturun. Nakip beyefendiciğim, yurdu il il dolaşarak meşhur muharrir Shakespeare'in Arap'ın İntikamı ismiyle bilinen piyesini oynuyoruz. Evet. Kabul buyurursanız salonunuzu 3 geceliğine kiralamak istiyorum. Tiyatrocular geldi Nakip amca, tiyatrocular geldi. Ne sıcak, ne sıcak. Kaynıyor burası ayol. Sen sahneyi görmek istedin ya hayatım. Hem salon sahibiyle de tanışmış olursun. Nakip. Vazgeçtim. Hemen otele gidelim. Ne oldu sultanım? Bir şey yok. Doğru otele. Merhaba Sacide abla. Senin odan bu tarafta kraliçem. En güzel odayı sana ayırttım. Al çocuğum, sen ablana yardım et. Bakalım beğenecek misin? Tek numaralar bu tarafa, çift numaralar bu tarafa. İyi istirahatler. Ne dersin Otelo? Burası o kadar kötü bir yere benzemiyor. İnşallah tahta kurusu yoktur. Geçen hafta kanımı kuruttular. Hala hatır otur kaşınıyor. Kraliçem. İçkini hazırlatayım mı? İstemem. Benden bir istediğin var mı Sacide abla? Yok. Senin adın ne? Ümit. 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 Ne güzel bir adın var. Peki sen adının manasını biliyor musun? Biliyorum tabii. Söyle bakalım. Ümit etmek. Ümit etmek. Ümit etmek. Ben ömrü billah ümit ettim Ümit. Ömrü billah. Ümit, şu elbiseleri asar mısın? Tamam Sacide abla. Sen Nakip'in oğlu musun? O benim amcam. Yani amcam sayılır. Ümit, Nakip amcanın karısı güzel mi? Karısı mı? Nakip amcamın karısı yok ki. Yok mu? Hiç evlenmemiş mi yani? Hayır Sacide abla, hiç evlenmemiş. Neden evlenmemiş Nakip amcan? Bilmem, evlenmemiş işte. Nakip amcam dedi ki tam 30 sene olmuş. 32 sene oldu. Sacide abla, sahne kostümümün kopçaları kopmuş. Küçüğü alabilir miyim? Bir tuhafiyeci göstersin bana. Tabii alabilirsin. Nerede bu dükkan? Daha çok yürüyecek miyim? Az ileride abla. Kim bu delikanlı Umit? Zuhtu abi. Sinemadan Gafya'yı görsem hemen onun kılığına giriyor. Şimdi de şey Ahmet olmuş. Ama şey Ahmet'ten daha yakışıklı. Ne o? Ne sırıtıyorsun öyle? Hadi çıkar ağzından şu baklayı. Çıkar. Sacide abla seni hala seviyor. Sevmiyor. Sevmez. O sahnelerden, parlak ışıklardan, alkışlardan başka hiçbir şeyi sevmez. Sevemez. Bir de yabancı var aranızda. Yabancı çalıştırmanın yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Af buyurun amirim. Aramızda hiç yabancı yok. Ama kendiniz nal gibi yazmıştınız işte. Buyurun Shakespeare. Kim bu herif? Mezarda dahi olsa çıkartıp getireceksiniz bu herifi. Zaten mezarda efendim. Asırlar olmuş öleli. Shakespeare oyunun yazarı efendim. Tabii yazarı tabii. Biz de o kadar cahil değiliz hanımefendi. Shakespeare oyun yazarı. Yani yabancı çalıştırmak yasak. Emredersiniz amirim. Bana önlerden 2 yer ayırın. Ben gelmeden de başlamayın. Her fırtınadan sonra varsın kopsun kasırgalar ölümü diriltinceye kadar. Ruhum cehennem ateşinde yanıp kavrulsa bile... Seni yine seveceğim. Sevgim ancak kıyamet günüyle birlikte yok olacak. Siyah boyaların gene üstüme çıktı. Çifte kumrular. Sevişin, öpüşün. Arap'ın yanına gidip yakında söylesek mi? Destomanyar günahsızdır desek mi? Sevaptır. Esas değil bu anne. Rol icabı. O işte. Zavallı da zamana düşürmüş. Sen de öleceksin. Günahlarının bedelini ödeyeceksin. Seni çok sevdiğim için sana verdiğim o mendili sen Kasya'ya vermişsin. Öleceksin. Haksız yere ölüyorum. Öleceksin. Öleceksin. Beni aldatmak ha. Beni ha. Öleceksin. Yetişin dostlar, imdat, yardım edin. Desdemona hanımım, ne olur bir ses verin. Ölmüş. Cinayet bu, cinayet. Yalan söylüyor kaltak. İnanmayın. Sen iblis, senin iblisisin. Beni ele vermek ha. Pis kahpe. Görürsün gününü şimdi. Ne yapıyorsun? Seni şerefsiz. musun? Yerimin köşesinin ta köşesine. Nakip Ali, sen misin? Biliyor musun? Hiç değişmemişsin. Ben değişmiş miyim? Ben söyleyeyim. Çok değiştim. Çok. Eski Sacide değilim. Çünkü ben herkesten başkaydım. Mesela törpüsü bir işte, sabahtan akşama çalışamazdım. Öyle birbiri ardına çocuk doğurmak, soğan kavurmak, çamaşır yıkamak. Bunlar bana göre işler değildi. Biliyorsun değil mi? Ben başkaydım. Artist olacaktım ben. Meşhur olacaktım. Sen ne demiştin o zaman? Orası kurtlar sofrası. Parçalarlar seni, yerler. Sen daha çok küçüksün, yazık olur demiştin. Sen haklıydın. Bütün bu hayallerden geriye elimde bir avuç kül kaldı. Rüzgarda savrulan kül gibi. Hepsi bu işte. Kendim ettim. Kendim buldum. Ama biliyor musun? Yine de pişman değilim. Hiç değilim. Perde. Niyazi. Hadi benim güzel evladım, aç şu kapıyı. Kaç gündür bir lokma bir şey yemedin. Niyazi. Bak ölümü gör açmazsan. İstemiyorum anne, ne olursun. Oğlum, boynun kiraz sapına döndü. Yüzün kaşık kadar kaldı. Harap ettin kendini. O gülümser denen şıllık için değer mi? Ben gülümseri seviyorum anne. Rahat bırakın beni. Böyle giderse ince hastalığa tutulacak bir tanecik oğlum. İçli çocuktur Niyazi. Nazenin bir çiçektir. Eskiden hiç bana karşı gelmezdi. O karılar büyü mü yaptılar? Ne yaptılar acaba oğluma? Fitnat Hanım, sen Gülümser'in annesinin yakın dostusun. Git şu kadının aklına gir. Gülümser'i geri çağırsın. Evlensinler Niyazi ile. Kızı elmaslar, yakutlarla donatacağım. Bu işi yaparsan, dile benden ne dilersen. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Ben zaten çoktan söylemiştim, ev vermek lazım bu oğlana diye. Bak evlendi, akıllandı. Bakın şu gönlümün sultanı gelmiş. Bakın şu gönlümün sultanı gelmiş. Ne haber Ümit? Gülümser geldi. Gülümser geldi nene. Aman nene kalk, gülümser geldi nene. Yaşasın nene ya. Gülümser geldi. Canım nenem benim. Gülümser geldi. Gülsene nene, gülsene. Gülümser geldi neneciğim. Bundan iyi haber mi olur? Gül neneciğim, gülümser geldi be. Gülümser. Nasıl? Güzel mi? Kız ne bu gelinlik? Bak. Sahici pırlanta. Ne olmuş sahici pırlantaysa? Salaksın sen, hala anlamadın mı? Niyazi aldı, yakında evleniyoruz. Demek o beyinsiz Niyazi ile evleniyorsun ha? Oo, bu daha bir şey değil. Niyazi bana ayrı ev açıyor. Frijider, buzdolabı, hover, süpürgesi. Tabii ben süpürge süpürmem, hizmetçi süpürecek. Bir tane de sahibinin sesi gramofon alırım, oh! Babası da altımıza son model araba çekecek. Ama ben seni seviyorum. Ne olur evlenme o salak Niyazi ile. İkimiz evleniriz. Ayol sen daha çok küçüksün. 3-5 yıl sonra büyürüm. O zaman evleniriz. Oo, sen büyürken ben tohuma kaçarım valla. Kız, gel de duvağının provasını yapalım. Geliyorum anne. Hem sizde de yok, bizde de yok. İki çıplak bir hamama yakışır derler Ümitciğim. Sen dünyanın en kötü kızısın. Anladın mı? En kötü. Senin. Ne olursun sakla beni Nakip amca. Niyazi beni öldürecek. Ne yaptın yine sen? Ne halt ettin? Kafalarını eşedim. Ben de geliyorum Adana'ya. Annem izin verdi. Doğru söyle Ümit. Annem izin verdi. Doğru söylüyorum. Bak, Allah yalan söyleyeni çok kötü yapar. Vallahi yalan değil. İyi, atla o zaman. Adana'da birkaç gün kalırız değil mi Nakip amca? Olur mu? Annen meraktan çıldırır. Biliyorsan ne olduğumu merak etmez. Ne olur Nakip amca? Olmaz. Yolcu yolunda gerek. Filmleri alıp hemen döneceğiz. Nasıl çocuğun? Normal. Hala ağlıyorsunuz. Siz yine şükredin. Bir iki ezikle atlattı. Şimdi uyuyor. Çocuk bu. Haftaya kalmaz, ayağa kalkar. Siz ötekilere bakın. Salih gitti, Nakip Ali gitti, gidecek. Nakip Ali'de hiç bir umut yok. Maalesef bir umut. Komadan çıkarsa belki. Bıraksana beni ya. Bırak beni. Ya bıraksana. Ya bırak beni ya. Bırak. Dur oğlum, orası yasak. Nakip amca. Nakip amca. Nakip amca. Ölme sen. Ne olursun ölme. Hayat bir mucizedir. Tıpkı sinema gibi bir mucize. Yapacak bir şey yok yavrum. Bırak. Amcamı kurtarın. John Wayne, Errol Flynn, Gary Cooper. Siz kimleri kurtarmadınız? Nakip amcamı kurtaramayacaksınız. Tyrone Power, senin gibi bir abim olmasını isterdim. Ne bekliyorsun daha? Bola ceberi, ata bile gerek yok. O koca göbeğine koşsan bile yetişirsin. Tarzan, diline bin de yetiş. Bela Lugosi, sen yarası olur uçarsın. Uç. Uç gel tut da kurtar Nakip amcamı. Neredesiniz? Yedi deryanın korsanları, kovboyları, vahşi kadınları, morganları. Neredesiniz? Allah'ım. Ben yalan söyledim diye mi oldu bütün bunlar? Bir daha hiç yalan söylemem. Annemin sözünden de çıkmam. İstanbul'a da giderim. Yeter ki Nakip amcam yaşasın. Seninkiler olmasaydı öbür taraftaydım şimdi. Yaşıyorsun sen Nakip amca, yaşıyorsun. Ben sana ne demiştim? Sinema bir mucizedir.